Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. O açıklamaları paylaşacağız. Malumunuz hem iç politikada hem de dış politikada gelişmeler çok önemli. Hemen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kulak verin. Göç konusunun insani bir konu olduğunu ve işbirliğimizin devam etmesi gerektiğini söyledik. Türkiye'nin çabaları devam ederken Avrupa Birliği'nden de beklentilerimizi söyledik. Yani Türkiye'yi suçlamak yerine son zamanlarda Yunanistan adalarına geçişte küçük bir artış olduktan sonra Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalar da oldu maalesef. O gün Macron'un Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne hitap ederken, bir soruya cevap verirken daha doğrusu Türkiye'yi suçlaması gerçekten kabul edeceğimiz bir durum değil. Dolayısıyla böyle suçlamalar yerine bu sorunu birlikte nasıl çözmemiz lazım? Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor. 18 Mart 2016 ortak mutabakat ya da açıklamanın içindeki tüm unsurları da ele aldık. Avrupa Birliği hangi yükümlülüklerini yerine getirmiş, hangilerini getirmemiş. Bu sadece göçmen meselesi değil ki. Üyelik müzakereleriyle ilgili süreç var, yine Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var, vize serbestisi var ki bunun geri kalan 5 şartını yerine getirilmesi konusunda zaten Cumhurbaşkanımızın genelgesi de yayınlandı. Mecliste şu anda bir yargı reformu stratejisi kanunu görüşülüyor. Bunun içinde de unsurlar var. Bu konuda zaten gerekenleri yapıyoruz. Terörle mücadele var. Bu konudaki beklentilerimiz. Son zamanlarda Fransa, Almanya ve İngiltere'de PKK'ya yönelik bazı tedbirler alındı ama bunları yetersiz görüyoruz. İyi bir başlangıç ama yetersiz. Aynı şekilde FETÖ ile mücadelede gerekli desteği göremedik. Yine önümüzdeki süreçte diğer alanlarda da atılması gereken adımları samimi bir ortamda konuştuk. Onlar da düşüncelerini söylediler. Biz de olaya nasıl baktığımızı ve Avrupa Birliği ile nasıl işbirliği yapmak istediğimizi açık bir şekilde söyledik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla görüşmek için arkadaşlar ayrıldılar. Yani verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli gündeme getirdiği güvenli bölge, güvenli bölgenin oluşturulması, şu anda Amerika ile yaşadığımız süreç ve güvenli bölge oluştururken ve diğer şehirlere kendisini güvende hissedebileceği yerlere, kendi köylerine, şehirlerine Suriyeli göçmenlerin döndürülmesi ve dönerken de onlara verilecek hizmetler, yani temel ihtiyaçların karşılanması konusunda da neler yapmamız gerektiğini bugün muhataplarımıza anlattık. Ve şu ana kadar Suriye'ye dönen, Türkiye'den dönen 360 binden fazla Suriyeli göçmene, yine İdlib'deki Suriyelilere de birlikte yardım etmemiz gerektiğini hatırlattık. Esasen 18 Mart mutabakatında ya da ortak açıklamasında da bunların hepsi var. Sonuçta tüm konuları konuştuğumuz verimli bir toplantı oldu. Zaten Sayın Merkel ve Macron, özellikle Sayın Merkel New York'ta da Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi bu bakanların geleceğini. Yani bu konuda Türkiye ile daha sağlıklı işbirliği içine girmek arzusunda olduklarını gördük. Ama tabii sözlerinde tutulması gerekiyor.